Arkadaşlar merhaba. Bilinen nedenlerden dolayı bir süre karşınızda bu şekilde videolarla çıkacağız. Bugün size dördüncü üniteden bahsedeceğim. Biliyorsunuz Nisan ayı başında çoğunuzun bildiği üzere ünitenin notlarını veli bilgilendirme grubundan yani WhatsApp'tan ulaştırmıştım. Gönderdiğim notları aldığınızı, defterlerinizde temiz temiz geçirdiğinizi ve bu süre içinde de tekrar ettiğinizi umuyorum. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ancak bir de anlatma ihtiyacı da duydum. Açıkçası uzun bir üniteye, geniş bir üniteye, teferruatı çok olan bir ünite, olayların çok olduğu bir ünite. O yüzden bir de anlatma ihtiyacı duydum. Arkadaşlar burada o notları nasıl kullanacağınızı, yani o bilgilerden nasıl yararlanacağınızı ve o notlardan ne öğrenmeniz gerektiğini söyleyeceğim daha çok, hani konuyu anlatmaktan çok. Bunlara değineceğim. Umarım yararlı olur. Arkadaşlar ünitenin başında neler öğreneceğimizi söylemiştim, neler öğrenmemiz gerektiğini söylemiştim. Onları söyleyecektik üniteyle ilgili. Bu üniteden neler öğreneceğiz? Öncelikle arkadaşlar Fransız İhtilali ile Avrupa'da yaşanan bazı gelişmeler olacak. Bu Fransız İhtilali ve Avrupa'da sanayi devrimi ile birlikte devlet toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü inceleyeceğiz. O notlardan bunları kapmaya çalışacaksınız. Bunların içerisinde neler var başka? Fransız İhtilali ile çıkan fikir akımlarının imparatorlukların siyasi hayatlarına etkilerini öğrenmeye çalışacağız hep birlikte. Bunun dışında arkadaşlar Avrupa'daki 1830-1848 ihtilallerinin sosyoekonomik ve sosyopolitik etkilerini incelemeye çalışacağız. Avrupa'da modern siyasi ideolojileri tanıyacağız. Bu Fransız İhtilali ile birlikte ideolojilerde de yani fikir hayatında da önemli değişiklikler olacak. Devletlerin ekonomik yapılarında da çeşitli değişiklikler olacak. Bu siyasi ideolojileri tanıyacağız bu ünitenin içinde. Ayrıca arkadaşlar Avrupa'da sanayi inkılabı sonrasında belirginleşen sınıflı toplum yapısının mutlakiyetçi monarşilerin anayasal monarşilere nasıl dönüştüğünü öğreneceğiz. Yani sanayi inkılabından sonra arkadaşlar anayasal monarşi güçlenecek. Yani merkezi krallıklar yeniden güç kazanmaya başlayacak. Bu dönüşümü inceleyeceğiz. Bu dönüşümü öğrenmeye çalışacağız, kavramaya çalışacağız bu ünitede. Bu konuyla ilgili bir diğer konu başlığımız bu yaşanan gelişmelerin Osmanlı'yı hangi yönde etkilediği, Osmanlı bu durumdan nasıl etkilendiği, Osmanlı Devleti'nde bazı dönüşümler yaşanacak. Bunların bir kısmı işte ordu teşkilatında olacak, yurttaş askerliğinde olacak. Bunlarda bazı düzenlemeler olacak. Bunları incelemeye, öğrenmeye çalışacağız. Yani bir diğer konumuz da yani notlardan öğrenmemiz gereken bir diğer konu başlığımız da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını inceleyeceğiz, onları irdeleyeceğiz. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını öğreneceğiz. Biliyorsunuz Fransız İhtilali'nin sonuçlarını biraz sonra tekrar bakacağız. Bir ulusçuluk akımı dünyayı yani sarmaya başlayacak. Bu ulus devletleşme yani ulus devletler, milli devletler kurulmaya başlayacak. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını yani sosyal hayat bundan nasıl etkilenecek? Onlardan bahsedeceğiz. Yani notlarınızı okurken bu noktalara dikkat ederek okumanız gerekiyor. Çünkü o notlardan bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bir diğer önemli gelişme Osmanlı'da yaşanan bir diğer önemli gelişmeye değineceğiz. Aslında konu başlığı olarak çok yabancı olmadığınız 3. ünitede bahsettiğimiz Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı kavramları burada da geçecek. O süreci burada da tekrar edeceğiz. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanuni Esasi'nin içeriklerini inceleyeceğiz. Burada bu içeriklerin küresel ve yerel şartlarda değerlendirmeye çalışacağız. Dördüncü konu başlığımız. Bir diğer konumuz da arkadaşlar 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini göreceğiz.
Yani gönderdiğim notlardan, elinizdeki bu notlardan arkadaşlar, yani bu notları okurken bu noktalara dikkat ederek öğrenmeye çalışacaksınız. Konuyu o notlardan öğrenmeye bu şekilde çalışacaksınız. Yani hani notunuzu okurken ben buradan ne öğrenirim? Yani benim buradan ne öğrenmem gerekiyor? Şeklinde baktığınızda arkadaşlar, bu konu başlıklarını göz önünde bulundurarak elinizdeki notları okumanız, değerlendirmeniz gerekiyor. İlk bölümümüzde arkadaşlar, Fransız İhtilali